19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde de vardı. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'da bayram coşkusu yaşandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının Azerbaycan'daki adresi Bakü Türk Anadolu Lisesi oldu. 19 Mayıs'ın bizim için anlamı Ulu Önder'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen milli mücadele hareketidir ve onu iyi anlamak ve anlatmaktır. Şiirler, kompozisyonlar okundu. Öğretmenlerden kurulan Mehteren takımı, veliler ve vatandaşlardan büyük alkış aldı. 19 Mayıs coşkusu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenlerle zirveye ulaşmış durumda. Törenlerde en çok ilgi de okul öğretmenlerinin oluşturduğu Mehteren takımına oldu. Kazakistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı karantina tedbirleri kapsamında kutlandı. Nur Sultan Büyükelçiliği binasında gerçekleşen törene Kazakistan'daki Türk kurum ve kuruluş yetkilileri, basın temsilcileri ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda maalesef pandemi şartları altında kutladık dini ve ulusal bayramlarımızı. Buna rağmen coşkuyla geçti. Bu vesileyle hem ailelerimiz bir araya gelmiş oldu hem de gençlerimiz, çocuklarımız bir araya gelip kaynaşmış oldu. Tedbirler altında yaptık tabii ki. Biraz kısıtlı katılımlı oldu. Ümit ediyorum salgından sonra daha geniş kapsamlı Kazakistan kardeşlerimizle birlikte daha büyük bir katılımla kutlamak mümkün olur. Etkinlikte Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri Atatürk hakkında şiirler okudu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Türkmenistan'da da coşkuyla kutlandı. Aşkabat Büyükelçiliği'nde ve Türkmen Türk Okulu'nda Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi. Kırgızistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı başkent Bişkek'te kutlandı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve ülkede faaliyet yürüten Türk kurumlarının temsilcileri Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde gençlerle buluştu. Millet ve devlet olarak bizden gelen nesillerimize, çocuklarımıza, gençlerimize daha çok fırsatlar sunacağız. Kendilerimize bildiklerimizi aktaracağız. Onlar da kendilerinden sonra gelen nesillere kendi tecrübelerini aktaracaklar. Daha sonra Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencileri Türkçe şiirler okudu. Gençler Türk ve Kırgız halk oyunları sergiledi. Kız öğrenciler tarafından hazırlanan Osmanlı ve Kırgız kıyafetlerinin defilesi büyük beğeni topladı.